Merhaba arkadaşlar, kimya ve elektrik konusuna devam ediyorum. Şimdi bunu üniteyi 3 bölüme ayırdığımı söylemiştim. İlki tepkime denkleştirmeydi, onu yaptık, redox tepkimelerini denkleştirdik. Şimdi pillere bakacağız, piller nasıl çalışıyor, bunun mantığını anlamaya çalışacağız. Üçüncüsünde de işte elektroliz var, elektrolizi de bir sonraki videoda görürsünüz. Şimdi elektrokimyasal hücre dediğimiz şey pildir. Yani yeni moda ismiyle elektrokimyasal hücre ama biz ona pil diyoruz. Şimdi pili biz ne için kullanıyoruz? Normalde işte kumandada pil var, ne bileyim işte kullandığın cep telefonlarında pil var. Ve sen mesela klimayı açarken kumandayı kullanıyorsun. Orada tabii ki kumandada normalde bir prize bağlayamazsın. İçerisinde pil var. O zaman aslına bakarsan orada pilin içerisinde bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor ve o kimyasal reaksiyon sonucu açığa çıkan enerji elektrik enerjisine çevriliyor. Yani baktığın zaman aslında pillerde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrildiği sistemler olarak söyleyebiliriz pilin tanımını yaparken. Ve bu tanım önemli. Tanım geldiği için bu kadar üzerinde durdum. Normalde biz dediğim gibi elektrik enerjisini normalde pilden sağlıyorsak eğer, demek ki burada kimyasal bir tepkime var ve o tepkimede açığa çıkan enerjiyi biz elektrik enerjisine çeviriyoruz. Şimdi normalde sen şunu gördün, artık aktifliği biliyorsun. Aktiflik elektron verme eğiliminin bir ölçüsüydü. Şimdi ben diyorum ki elektron verme eğilimi çinkonun bakırdan daha fazlaymış. Şimdi aktiflikte ne yapıyordum? Çinkonun yükü burada sıfır. Neden? Çünkü elemental halde. Ve ben burada bir yön belirliyordum kendi çapımda. Diyorum ki bu yön asla böyle olamaz. Bu buna verebilir mi diye bakacağım. Neden? Çünkü çinko metaldir. Metaller elektron alamazlar. Alsa eksi 1, eksi 2, eksi 3 yapacak. Böyle bir şey mümkün değil. Bu okun yönü asla böyle olamaz. Çinko bakıra elektron verebilir mi diye düşünmem lazım. Çünkü çinko verebilecek pozisyonda metaldir. Değerliği sıfırdır. Bu da metal katyonudur. O da alabilecek pozisyondadır. Şimdi çinko bakıra elektron verebiliyor mu? Gördüğümüz üzere veriyor. O zaman bana diyor ki çinko bakıra elektron veriyor. O zaman burada bir elektron akışı var. Yani ne oluyor dersen, çinko iki tane elektron verdi. Verirken yükseltgendi. İki elektronu verdi. Kim aldı o iki elektronu? Bakır aldı. Bakır artı iki, iki tane elektronu aldı. Bakır katısı oldu. Ve bu tepkime kendiliğinden gerçekleşiyor. Neden? Çünkü zaten çinko bakıra elektron vermeye yatkın, yani elektron vermesi daha fazla. Şimdi bakın, böyle bir tepkime kendiliğinden gerçekleşirken müthiş bir şekilde pili oluşturmuş bilim adamları. Nasıl? Demişler ki zaten çinko bakır artı 2 elektron vermek istiyor. Yani kendiliğinden elektron verebiliyor. O zaman biz bu çinkoyu başka bir kaba, bakır artı iki iyonlarını başka bir kaba alırsak ve bunları bir tel yardımıyla birbirine bağlarsak, kendiliğinden gerçekleşen kimyasal bir değişim ile aslında elektrik enerjisi üretiriz deyip pil sistemini ortaya çıkartmışlar arkadaşlar ve bence mucizevi bir şey. Nasıl? Şimdi pile baktığınız zaman iki tane yarı hücre dediğimiz kap alıyoruz arkadaşlar ve bunların içerisine elektrot, yani bakır elektrot, işte çinko elektrot dediğimiz metal levhalar batırıyoruz. Yani şöyle baştan alabilirim aslında bakarsanız. İşte çözeltilerimiz var. 1 molar olmak zorunda bunlar şimdilik. Derişimleri değiştirdiği zaman Nernst eşitliği denilen bir eşitlik kullanıyorsun. O yüzden 1 molar olması gerektiğini bil. Çünkü standart koşullarda çalışıyoruz. 1 molarlık çözeltiler aldık. Bu çözeltilerin içerisine metal çubuklar batırdık. Yani onlara elektrot diyoruz biz. Bu çubukları birbirine bağladık. Bir voltmetre koyduk. Aynı zamanda burada bakın bir şekil var. Buna tuz köprüsü deniliyor. Ve o tuz köprüsünün zaten ne işe yaradığını anlatacağım size. Şimdi bu bir pil. Yarı hücre diye söylüyoruz bunu. Elektrokimyasal hücre diye de geçiyor. Yani elektrokimyasal hücre dediğimiz şey pilin kendisi aslında. Bu pilin mantığını anlatmadan önce söyleyeyim. Her birine yarı hücre deniliyor. Şimdi nasıl bir sistem gerçekleşiyor dersen, sana sorularda bu pil sistemini verecek ve bir sürü tepkime verecek burada olduğu gibi. Şimdi sen nasıl yorum yapacaksın? Öncelikle bir pil sorusu gördüğün zaman yapman gereken şey ilk olarak anotu ve katotu belirlemektir arkadaşlar. İlk olarak yapacağın şey anotu ve katotu belirlemek. Peki bunu nasıl belirleyeceksin? Öncelikle anotta ve katotta nasıl bir değişim gerçekleşiyor? Bunu hatırlaman lazım. Bu da kimyadan çıkıyor. Bana diyor ki
Anotta baktığınız zaman yükseltgenme, katotta indirgenme oluyor. Bunu bir kere kesinlikle herkesin bilmesi gerekiyor. Anot ve katot diye yazıyorum buraya. Anot ve katotta meydana gelen değişimleri bileceksin. Anotta ne oluyormuş? Anotta yükseltgenme oluyor. Kimyadan öyle bir kodlama yaptık. Yükseltgenme olur. Katota baktığım zaman katotta ne oluyormuş? Katotta da indirgenme oluyormuş. Peki, sana tepkimeleri verdi. Sen önce çubukların pil tepkime özür dilerim. Çubukların tepkimelerine bakacaksın. Ne demek bu? Elinde hangi çubuklar var? Çinko var, bir de bakır var. O zaman zaten bunlara ait iki tepkime var. Başka alternatifin yok ama bazen çok fazla tepkime verdiğinde ilk yapacağın şey çubukların tepkimelerine bakmak. Ve bu tepkimelerin ne olduğunu anlamak. Şimdi dikkat edersen çinko burada sıfır elemental halde, bakır burada sıfır elemental halde. Çinko sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş, o zaman bu senin yükseltgenme potansiyelin. Buna baktım, burası sıfır artı iki, matematiksel olarak sıfırdan artı ikiye yükseltgendim. Bu da senin yükseltgenme potansiyelin. Şimdi yapacağın şey, çubukların her ikisinde yükseltgenme potansiyeli tepkimesi olduğunu anladıktan sonra matematiksel olarak yükseltgenmesi kimin daha fazlaysa o diğerine göre yükseltgenmeyi daha çok seviyor demektir. Bu durumda yükseltgenmenin olduğu yer anot olacağına göre o çubuğun senin anotun olacaktır. Dikkat edersen çubuğun çinko, çinkonun yükseltgenme potansiyeli 0.76, bakırın yükseltgenme potansiyeli 0.34, eksi 0.34 volt. Bu durumda matematiksel olarak çinkonun yükseltgenme potansiyeli daha fazla olduğu için senin normalde çubuğun, çinko çubuğun anot, burası da katottur. O zaman pi sorusu çözerken ilk yapacağın şey anot ve katotu bulmaktı. Anotta yükseltgenme, bak kimyadan geliyor. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyor. Bu durumda sen çubukların tepkimelerine bakacaksın ve onların yükseltgenme potansiyelleri olması gerekiyor. Yükseltgenme potansiyellerine baktın. Matematiksel olarak değeri kimin büyükse ona dedin ki o anottur. Şimdi peki anotta ne oluyor? Yükseltgenme. Bu durumda anotta yükseltgenme olacağına göre normalde ne diyeceğim? Çinko yükseltgenecek. Zaten yükseltgenme tepkim. Tepkimem. Yazıyorum onu. Diyorum ki çinko, çinko artı 2'ye dönüşüp 2 elektron verecek. Ve E0 değerim bakın orada belli. 0.76 volt. Peki normalde şöyle düşünebilir misin? Çinko yavaş yavaş buradaki çinko çubuk çinko artı 2'ye dönüşürken yavaş yavaş buradan atomlar çinko artı 2 şeklinde çözeltiye geçtiğine göre çinko elektrotun kütlesi azalacak. Elektrotun kütlesi azalır. Peki çözeltideki çinko artı 2 iyon derişimi ne olur? Bak tepkimede de gör. Çinko artı 2 iyonların derişimi ne yapacaktır? Köşeli parantez derişim demektir arkadaşlar, artacak. Peki elektronlar normalde çinko elektrottan yavaş yavaş geçti. Kime geldi? Bakır elektrota geldi. Bakır elektrota baktığın zaman bakır elektrot değerliği nedir? Sıfırdır. Elektron falan alamaz. Sadece elektronların çözeltiye iletilmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Ve normalde dedim ki çözeltinin içerisinde bakır artı 2 iyonları var. Bu gelen 2 elektronu kim alacak o zaman? Bakır sıfır alamayacağına göre bu elektrot alamaz. Çünkü bakır metaldir. Sıfır aldığı elektronu eksi 1, eksi 2 yapamayacaktır. Çözeltinin içerisindeki bakır artı 2'ler benim elektronlarımı alacak. Bu durumda indirgenme gerçekleşecek. Ben bu tepkimeyi böyle yaptım. Yükseltgenme tepkimesi. Bu durumda dedim ki bakır artı 2 elektron alınacaksa tepkimeyi ters çevirmem lazım. Bakır artı 2, 2 elektron aldı. Bakır katısı yaptı. Tepkimeyi ters çevirdiğim için işaretini değiştirdim, onu söyleyeyim. Peki bakır artı 2 2 elektron alıp bakır katısı yaptıysa çözeltinin içerisindeki bakır artı 2'ler ne yaptı? Bakır artı 2 iyon derişimi o zaman azaldı diye söyleyebilirim arkadaşlar. Azaldı. Çözeltide normalde bakır artı 2'ler bakır katısı yaptıkça gelip buraya yapışacaktır. Bu yüzden bakır elektrotun kütlesini arttıracaklardır. O yüzden buraya bakır elektrotun kütlesi artar yazabilirim. Kütlesi artar. Şimdi ne oldu? Normalde çözeltiye baktığım zaman bakın burada tekrar söyleyeyim. Çinko artı 2 iyon derişimi artıyordu. Burada artı yükte bir fazlalık var. Buraya baktım. Burada da bakır artı 2 iyonları sürekli gidip bakır katısı yaptıkça buradaki elektrotun kütlesini arttırıyor. Burada da sülfat iyonları yani eksi yükte bir yoğunluk oluyor arkadaşlar ve denge bozuluyor. Denge bozulduğu zaman işte bu yük denkliğini sağlayan burada bir şeyimiz var. Tuz köprümüz. Tuz köprüsü dediğimiz şey arkadaşlar. Tuz köprüsü aslında içerisinde işte
İyonik bir çözelti içeren böyle U borusu, camdan bir U borusudur. İçerisine iyonik bir çözelti konulur. Ters çevrilip bu sisteme dahil edilir. Bu tuz köprüsü bize yük denkliğini sağlar. Peki ne oldu burada? Artı yük fazla oldu. Burada eksi yük fazla oldu. Tuz köprüsünün içerisine diyelim ki sodyum klorür gibi iyonik bir çözelti var. Bu durumda diyor ki bana yük denkliğinin sağlanması için, bakın, klor iyonları eksi, eksi yüklü iyonlar artı yük tarafına gidecektir. Burada da artı yük vardır. Artı yük de eksi yük tarafına gidip yük denkliğini sağlamalı. Tabii ki sen bunu böyle aklında tutamazsın. Ben onun için yine bir şey söyleyeceğim burada sana, kestirme. Diyeceğim ki A kaka. Ne demek bu? Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gidiyor. Anyona baktım, klor, tuz köprüsündeki klor anot tarafına gidecektir. Katyon K, yani artı yüklü, o da katot tarafına gidip yük denkliğini sağlayacaktır. O yüzden tuz köprüsünde A kaka'yı kullanabilirsin. Tuz köprüsü yük denkliği için vardır. Tuz köprüsündeki anyonlar anota gidecek, katyonlar da katota gidip yük denkliğini sağlayacak. Bu esnada sana şunu söyleyeyim. Unutma, elektronlar bir pilde her zaman anottan katota hareket edecek demektir arkadaşlar. Çünkü anotta yükseltgenme oluyor, katotta indirgenme. O yüzden her zaman anottan katota gidecek. Şimdi bu pille ilgili anotta gerçekleşen yükseltgenme tepkimesini bulmuştuk. Dedik ki çinko çinko artı 2 yaptı. 2 elektron verdi pil gerilimi. Özür dilerim, yükseltgenme potansiyeli 0.76 volt. Katota baktım, bakır artı 2'ler 2 elektron aldı. Bakır katısı yaptı. Burada ters çevirdiğim için 0.34 volt oldu. Şimdi burada bir de şunu yapacağım. Hatırlıyorsanız pil tepkimelerinde ya da işte redox tepkimelerinde verilen elektron sayıları birbirine eşit olacak. Burada eşit olduğu için bunlar zaten gidiyor. Ama eşit değilse, herhangi bir tepkimi 2 ile çarpacaksam ya da denkleştirmeye çalışacaksam E0 değerlerini 2 ile çarpmıyorum arkadaşlar, unutmayın. Çünkü bu madde miktarına bağlı olan bir şey değil. Eğer tepkimeyi 2 ile çarpıp elektron sayılarını eşitlemeye çalışıyorsam E0 değerini 2 ile çarpmayacağım, aynen kalacak. Ama tepkimeyi ters çeviriyorsam işaret değişecektir. Burada alınan verilen elektron sayıları eşit olduğu için tepkimeyi denkleştirmeme gerek yok. Şimdi alınan verilen elektron sayıları eşit, bu durumda tepkimeleri taraf tarafa toplarsam şöyle bir tepkime denklemi gelecektir bize. Çinko artı 2 artı bakır katısı. Pil potansiyeline baktığımız zaman arkadaşlar, burada da diyeceğiz ki pil potansiyeli 1.1, normalde 1.1 volt mu gelecektir? Aynen öyle. Bu durumda diyeceğim ki E0 1.1 volt gelecektir. Bu durumda matematiksel olarak değeri sıfırdan daha büyük olduğu için bu pilin çalışabildiğini de söyleyebiliriz. Pili burada bir de şematik olarak gösteriyoruz. Bu ne demek derseniz. Şimdi önce mutlaka pili şematik olarak gösterirken anot değişimini göstereceğiz. Anotta ne oldu? Çinkolar, araya bir tane böyle bir slash koyuyoruz. Çinko artı 2'ye dönüştü. Ondan bahsediyoruz. İstersen derişimini yazabilirsin, 1 molar olduğunu. Çift slash koyuyorsun, bu tuz köprüsü anlamına geliyor. Sonra da katottaki değişimi yazıyorsun. Katotta ne olmuştu? Bakır artı 2'ler. O da 1 molardı. Bakır katısına dönüştü. Araya tek slash koyup bakır katısına dönüştüğünü anlatan pil şemasını bu şekilde gösterebiliyoruz. Pil şeması gösterilirken önce anot, sonra katot değişimi gösteriliyor. Anotta yükseltgenme oldu. Çinkolar çinko artı 2 oldu. Araya bir tane slash koyuyorum. İstersen derişimini yazabilirsin. Çift slash tuz köprüsüdür, onu tekrar söyleyeyim. Sonra da katotta gerçekleşen tepkimeyi yazdım. Bakır artı 2'ler bakır katısı yapmıştı. Böylece pili şematik olarak bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yeni bir sorumuz var bizim. Bakın şimdi pil sorularına baktığımız zaman ne demiştim size? İlk olarak çubuklara bakacaksınız. Çubukların yükseltgenme potansiyellerine. Dikkat ederseniz çubuklarda alüminyum ve bakır elektrot var. Burada alüminyuma baktım, 0, sonra artı 3 haline gelmiş. Demek ki yükseltgenmiş. Yani bu alüminyum yükseltgenme potansiyeli. Sonra diğer çubuğa baktım, bakır çubuk. Bakır çubuğa baktığım zaman yükseltgenme potansiyeli başlangıçta 0'mış, artı 2 olmuş. Bu da bakır yükseltgenme potansiyeli. Ne demiştik? Önce anot ve katotun bulunması gerekiyor ve matematiksel olarak yükseltgenme potansiyeli kimin daha fazlaysa o yükseltgenmeyi
diğerine göre daha çok istiyor demektir. Yükseltgenmenin olduğu yerde anottur arkadaşlar. O yüzden alüminyum 1.66, bakıra baktığım zaman -0.34. Size demiştim ki birden fazla tepkime varsa illa çubuklara bakman lazım. Önce anotu ve katotu karar vermen lazım. Çünkü ikisinin de yükseltgenme potansiyeline baktığında alüminyumun 1.66 -0.34'ten daha fazla olduğu için yükseltgenmeyi diğerine göre daha çok istiyor. Yani alüminyumun olduğu taraf anot, diğer taraf katottur diye söylemem gerekiyor. O zaman anotta gerçekleşen tepkimeyi yazayım. Anotta yükseltgenme oluyor. Yani alüminyum iyonu, normalde alüminyum elektron, alüminyum artı 3 oluyor. 3 elektron veriyor. E0 değil mi? Aynen kalacak. 1.66. Diğerine baktığım zaman katot tepkimesine. Nasıl oluyordu? Pilin mantığında ne vardı katot tepkimesinde? Alüminyum, bakın alüminyum artı 3 haline geldi. Yani alüminyum elektrot parçalandı. Alüminyum iyonları çözeltide arttı. Verilen elektronlar telden geçti. Beni bakır karşıladı ama bakır elektron alamaz ki. Burada değerliği sıfır zaten. Elementler, yani metal ise -1, -2 yapamıyor. Bakır sadece elektronların iletimini sağladı. Çözeltide beni kim bekliyor? Hidrojen. Elektronları alacak olan odur arkadaşlar. O zaman katot tepkimeme baktığınız zaman aslında bakın kim olacak? Hidrojenli tepkime olacak ve elektron alacağına göre, indirgeneceğine göre. Bu da hidrojene ait yükseltgenme tepkimesi olduğuna göre demek ki bunu ters çevireceğim. Yani 2 tane hidrojen artı 2 elektron eşit H2 diyebilirim arkadaşlar. E0 değerine baktığımız zaman ters çevirsem de hiçbir problem yok. 0 olacak. Net pil tepkimesini bulduğum zaman ne demiştik? Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olmalı. Bu durumda yukarıdaki tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. Alttaki tepkimeyi 3 ile çarpıyorum. Ve alınan verilen elektron sayısı birbirini götürecek. Ben net tepkimeyi yazarken 2 tane alüminyum diyorum. Katıydı bu. Artı 6 tane hidrojen artı iyonu. Suda. Çift ok, elektronlar birbirini götürdü, onu düşündüm hemen. 2 tane alüminyum artı 3 iyonu suda, 3 tane H2 diyebilirim. Artı 3 H2, burada da E0, yani pil potansiyeline baktığınız zaman arkadaşlar normalde diyeceğim ki 1.66 volt gelecek. Pilin gerilimi buldum. Bakır elektrotun kütlesi nasıl değişir diyor. Bakır elektrotun kütlesine bakacak olursak arkadaşlar bakın dikkat edin. Yani buraya bakacağım. Ne yaptı burada? Hidrojen elektronları aldı. Hidrojen elektronları aldı ama hidrojen gaz oldu. Gidip buraya yapışmaz. Buradan uçar gider. O yüzden bakır elektrotun bu soruda kütlesi değişmeyecektir. Geldim. Şimdi önemli bir konuya daha. Şimdi bakın arkadaşlar burada çinko elektrot var, gümüş elektrot var. Bunlar 1 molarlık çinko iyonları ve gümüş iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmış. Çinko ve gümüşe baktığım zaman ikisinin de dikkat ederseniz artık bunu şöyle söyleyecek olursam 0'dan artı 2'ye yükseltgenme potansiyelini vermişiz. 0'dan artı 1'e yükseltgenme potansiyelini vermişiz. Demek ki pil gerilimini hesapla diyorsa bana yapacağım şey neydi? İkisinin de öncelikle birden fazla tepkime verse de hiç fark etmez. Senin yapman gereken şey çubukların, yani elektrotların yükseltgenme potansiyellerini bulmak. Yükseltgenme potansiyelini değil de indirgenmeyi veriyorsa lütfen sen onları yükseltgenmeye çevir. İkisinin de yükseltgenme potansiyelini vermiş. Matematiksel olarak yükseltgenmesi kimin daha büyük? Baktığın zaman 0.76 -0.8'den daha büyük olduğuna göre demek ki yükseltgenmeyi çinko gümüşe göre daha çok istiyor. Yani çinkonun olduğu taraf anot, diğer taraf katottur arkadaşlar. Ve biz anot tepkimesini yazacak olursak ne dedik? Burada zaten aynısı kalacaktır. Anot tepkimesi çinko. Çinko artı 2'ye yükseltgeniyor. Artı 2 elektron veriyor. E0 değerim buradan 0.76 volt. Çinko çinko artı 2'ye dönüşürken çinko elektrotun kütlesi azaldı. Çözeltide çinko artı 2 iyon derişimi arttı. Elektron 2 elektron buradan geçti. Gümüş elektrot sadece elektronların iletimini sağladı. Elektronları gümüş artı iyonları aldı, indirgendi. O zaman katot tepkimesi, yani katotun içerisinde çözeltide kim varsa aslında elektronları alacak olan odur. Bu durumda gümüş iyonları elektronları alıp indirgeneceğine göre bakın bu tepkimeyi ters çeviriyorum. Gümüş iyonları katot tepkimesi elektronları aldı. Gümüş katısı yaptı, tepkimeyi ters çevirdiğim için E0 değerim buradan 0.8 volt gelecek.
Sonra ne yaptım? Alınan verilen elektron sayısını eşitlemem lazım ki net pil tepkimesini bulabileyim. Net pile baktım. Yukarıdaki tepkimede 2 elektron var. Buraya da 2 elektron yapmaya çalışıyorum. Bu esnada alınan verilen elektron sayısı birbirini götürsün ve ben bunları toplayayım. Çinko artı 2 tane gümüş artı iyonu. Çift ok kullandım çünkü tepkime, pil tepkimeleri denge tepkimeleridir. Çinko artı 2 artı 2 tane gümüş katısı arkadaşlar. Şöyle yapayım. Katı. Bunlar suda. Suda. Bunlar da katı. Pi potansiyelini hesapladım. Buradan dedim ki matematiksel olarak E0 değerim 1,56 volt. Şimdi bana diyor ki birinci kaba su ekle ne olur, ikinci kaptan su buharlaştır ne olur, birinci kaba şunu ekle ne olur. Şimdi unutmayın arkadaşlar, ben şöyle söylüyorum, diyorum ki ezbere konuşacağım birazcık. Bu bir denge tepkimesi ve denge konusunu biliyorsan şöyle düşünmen lazım. Bir sistemde dengeyi sağa götürecek, sağa götürecek her etmen pil potansiyelini arttırıyor. Pil gerilimini, pil potansiyeli artar. Eğer herhangi bir şekilde bir pil tepkimesine dengeyi sola götürüyorsan, sola kaydırıyorsan pil gerilimi azalıyor. Bunun sebebini istersen Umut Öncül Akademi'de anlatırım sana. Şimdi normalde biliyorsun sağ sol, siyasi olarak bunu düşün. Sağ her zaman kazanıyor, solun kazandığı pek bir yer yok. O yüzden ben bunu söylerken diyorum ki sağ her zaman kazanacak, pil potansiyeli artacak. Sol kaybedecek. Solun kaybettiğini biliyorsun, her zaman dünyada kazanamıyor maalesef hiçbir yerde. Bu durumda da pil gerilimi azalıyor. Diyorum ki ben de o zaman dengeyi sola götürecek her etmen pil potansiyelini, pil gerilimini azaltır. Sağa götürecek her etmen de pil potansiyelini artırıyor. Bak şimdi birinci kaba su ekliyorsun. Birinci kaba su eklediğin zaman birinci kapta çinko artı 2 iyonları derişimi var ve sen pil tepkimende çinko artı 2 iyonlarının derişimini bulacaksın. Çinko artı 2 iyonlarının derişimi azalıyor. Bu bir denge tepkimesi. Sistem sen çinko artı 2 iyonlarının derişimini su ekleyerek azaltıyorsan sistem bunu arttırmak için sağa kayacaktır. Pil sağa kayıyorsa, pil tepkimesi sağa kayıyorsa sağ her zaman kazanıyor dedim. O zaman pil potansiyeli ne yapacak? Artacak. Demek ki B şıkkında artar diyeceğim. İkinci kaptan su buharlaştırıyorsun. İkinci kapta su buharlaştırdığın zaman molerite eşittir M bölü V'dir derişim. Ne yapıyorsun? Hacmi küçültüyorsun su buharlaştırıyorsan. Derişimi ne yapıyorsun? Arttırıyorsun. Kimin derişimini arttırdın? Çözeltide gümüş artı iyonları vardı. Gümüş artı iyonlarının derişimini arttırdın. Bul bakalım gümüş artı ikiler. Nerede tepkimende? Burada. Gümüş artı iyonlarının derişimi arttı. E sistem ne yapacak? Tepki gösterecek. Sen arttırdın, o azaltmaya çalışacak. Azaltmak için sistem sağa kayacaktır. Neden? Çünkü denge sağa kaydıkça gümüş artı iyonların derişimi azalacak. Denge sağa kaydı, sağ yine kazandı ve dedim ki pil potansiyeli artacak. Tekrar her B ve C şıkkı için bir kez daha anlatıyorum arkadaşlar. Normalde birinci kaba su eklersen çinko artı 2 iyon derişimini azaltırsın. Neden? Molerite eşittir M bölü V'dir. Sen hacmi arttırıyorsun. Hacmi arttırdığın zaman derişim azalır. Çinko artı 2'leri buldum tepkimede burada. Çinko artı 2 iyon derişimi azalıyorsa sistem bunu arttırmak ister. Arttırmak için sağa kayar. Çünkü bir miktar daha çinko artı 2 oluşur. Sağa kayıyorsa pi potansiyeli artıyor. İkinci kaptan su buharlaştırırsam su buharlaştırdım, hacmi küçülttüm, derişim artar. Kimin derişimi artar? Gümüş artı iyonlarının. Gümüş artı iyonlarının derişimi artarsa sistem bunu azaltmak için gene sağa kaydı. Çünkü sola kayarsa gümüş artı iyonu bir miktar daha oluşacak. Azaltmak istiyor, sağa kaydı. Sağa kaydıkça pil potansiyeli tekrardan artıyor dedim. Birinci kaba sodyum sülfür ekliyormuşum. Sodyum sülfür eklediğim zaman birinci kaba, bunu yazmamışım ama arkadaşlar şuraya eklemem lazım. Çinko sülfür suda az çözünür. Suda az çözünür. Bu bilgiyi vermemişim. Bu durumda ne olacak öğretmenim dersen? Sen birinci kaba çinko, özür dilerim, sodyum sülfür eklersen sülfürle çinko artı 2 iyonu birleşip suda az çözünüyormuş. Yani suda az çözünüyor demek çökelek oluşturuyor demek. Çinko sülfür katı olarak çökeliyor. Yani sen çözeltideki çinko artı 2 iyon derişimini azaltmış oluyorsun. Bul bakalım çinko artı 2'ler nerede? Burada. Sen bunu azalttığın zaman denge ne yapacak? Tam tersi hareket edecek. Arttırmak isteyecek. Arttırmak için sağa kayacak. Sağ yine kazanacak, o zaman pil potansiyeli artar diyeceğim. İkinci kaba gümüş nitrat ekliyorsun. Dikkat et, gümüş iyonlarının derişimini arttırıyorsun. İkinci kaba gümüş iyonu ekleyerek, gümüş nitrat ekleyerek. İkinci kaptaki gümüş iyonlarının derişimini arttırırsan, gümüş iyonlarının derişimini arttırdın.
Sen normalde arttırdığın zaman sistem tepki olsun, azaltmak isteyecek. Azaltmak için gene sağ kayacak. O zaman sağ kaydı. Pil potansiyeli gene sağ kaydığı için artacak derim. Sıcaklığı arttırmak diyor. Bakın şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Pil kendiliğinden çalışan bir sistemdir. Bu durumda kendiliğinden çalıştığı için egzotermiktir her zaman. Bir pilin egzotermik olduğunu kesinlikle bilmen lazım. Yani ısı açığa çıkıyor. Pili kullandıkça ısınıyor. Öyle düşün. Sen sıcaklığı arttırırsan, sıcaklığı arttırdın. Sistem sıcaklığı azaltmak için sola kayacaktır. Sola kaydığına göre sol kaybediyordu. Pil gelimi ne olur? Azalır derim. F şıkkı için arkadaşlar. Böylece bunu tamamladım. Geldim. Son sayfam. Şimdi derişim pillerine baktığımız zaman arkadaşlar, derişim pillerinde bakın kullanılan çözeltiler aynı, kullanılan elektrotlar aynı ama dikkat ederseniz çözeltideki derişimler farklı. Yani derişim pillerinde kullanılan elektrotlar ve çözeltiler aynı iken çözeltilerin derişimleri farklıdır arkadaşlar. Ve biz bunlara derişim pili deriz. Derişim pilinde derişimi az olan her zaman anottur. Derişimi az olan her zaman anottur. Neden? Çünkü şöyle söyler bana. Şimdi burası anot o zaman. 0,01 molar. Burası katottur. Şimdi bakın, derişim pili derişimler eşitleninceye kadar çalışır. Bu durumda bu derişimini arttırmalı, bu azaltmalı. Arttırmak için de sürekli bakırlar bakır artı 2 yapmalı. Bakırlar bakır artı 2 yapıyorsa yükseltgen yiyor. Yükseltgenmenin olduğu yerde anottur. Şimdi bir kere normalde bana bir de şunu sorarsa, derişimler eşitleninceye kadar çalışıyorsa bu durumda yapacağımız şey, eğer ikisinin derişim birbirine eşit olursa pil duracaktır. Şöyle düşün, eğer ben diyorum ki soru, birinci kaba 100 mililitre su eklersem ne olur? 100 mililitre su eklersem. Ne yapacak? Derişim değişecek. Bir çözeltiye su eklersen yeni derişimi bulmak için M1V1 eşit M2V2 formülünü kullanıyorsun. Ve dikkat edersen başlangıçta derişimin 0,02 molarmış. Hacmin 100 mililitreymiş. Yeni derişimi bulmaya çalışıyorum. 100 mililitre su eklersen 100 de burada var, toplamda 200 mililitre olur. Ve yeni derişimin 0,01 molar olur. Ve derişimleri eşitlediğin zaman, sen buraya 100 mililitrelik su eklediğin zaman, derişimler eşit olduğu zaman pil ne yapar? Durur arkadaşlar. Derişim piliyle ilgili de söyleyeceğim şeyler bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuyla ilgili daha fazla soru görmek istiyorsan seni Umut Öncül Akademi'ye bekliyorum.